Altıncı soruyla devam ediyoruz. Burada demiş ki altıncı soruda A'dan B'yi çıkarın demiş. Bakalım. A dediğim değer, şöyle yazalım. A'nın değeri 3 tam. Şurada görünmeyen 1 vardır. Eksi 2 tam 1 bölü 3 diyorum. Bunu bileşik kesire dönüştürelim. 2 kere 3 6, 1 daha 7 bölü 3 oldu burası. Burası da 3 bölü 1. Payda eşitleyelim şimdi. Burada 3 var. 3 ile genişletiyorum. Benim bulduğum değer 9 bölü 3 eksi 7 bölü 3 dedim. Burası 2 bölü 3 oldu. A'yı bulmuş olduk. Şimdi B'yi bulalım. Şuradan B'yi buluyorum. B'nin değeri 1 bölü 6 ile 5 bölü 12'yi toplamam gerekiyor. Payda eşitleyelim. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 12 artı 5 bölü 12. Yani 7 bölü 12. B'yi de buldum. 7 bölü 12. Şimdi A'dan B'yi çıkarmam gerekiyor. A'dan B'yi çıkaralım. A dediğim değer 2 bölü 3. B dediğim değer 7 bölü 12 oldu. Payda eşitliyorum. 4 ile çarptım. 8 bölü 12 eksi 7 bölü 12 diyeceğim. Yani burada 1 bölü 12 kaldı. Benim cevabım Adana'dır diyeceğim 6. soruda. 7. soruyla devam ediyorum. 7'de de demiş ki bir sayı doğrusunda A, B, C verilmiş. Buna göre diyor ki A, B, C'nin sıralamasını yapın. Şimdi sayı doğrusunu çizelim şöyle bir. Sayı doğrusu üzerinde bir düşünelim. Diyor ki B sayısı diyor A sayısının solunda. Şimdi kendi sağımıza kendi solumuza göre düşünüyorum. Bu tarafımız sol taraf. Bu tarafımız da bizim sağ taraf. B A'nın solunda. Herhangi bir yere A'yı yazdım. Eğer B dediğim sayı A'nın sol tarafındaysa burada olması gerekiyor. C sayısının da sağında yer alıyor diyor. B dediğim sayı C'nin de sağında yer alıyormuş. O zaman benim C dediğim değer burada mı olacak? Çünkü bakın B sayısı C'nin sağ tarafında, bu tarafında, A'nın da sol tarafında. Şu an doğru yerleştirdim sayı doğrusuna. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi burada şıklardan gideceğiz. Eğer bu bir sayı doğrusuysa şu tarafa doğru sağa gittikçe benim değerlerimin büyümesi gerekiyor. Sola gittikçe de değerler ne olur? Küçülür. Sayı doğrusunda öyleydi. Şimdi bakalım. C en küçük değer olacak. Direkt buradan bir tanesinden başlayalım. A'dan başlayalım. Şimdi şuna dikkat edeceğim burada ben. 3 basamak var. Virgülün sağ tarafında. Burada da 3 basamak olacak. O zaman hemen sıfırla dolduruyorum boşlukları. Şurada da bir sıfır atacağım. Sıfırla doldurdum. Şimdi bakıyoruz. Buraya baktığımda bakıyorum hemen. Virgülün sağ tarafı burada 0,6. Şurada hepsi 2 tam bu arada. 500 burada 70. En büyük hangisi? B. Ama benim en büyük değerim ne olmalı? Benim yazdığıma göre A olmalı değil mi? Bu yanlış. Bunu atalım şimdi. Virgülün sağında 2 basamak var. 2 basamak da burada var. Şuraya da bir 0 atacağım. 2 basamaklı hale getirdim sayıyı. Hepsi 2 tam. Virgülün sağ tarafı 90. En küçük C olmalıydı. Burası virgülün sağı 9. Burası 45. Bu da yanlış. C şıkkına bakalım şimdi. Şuraya bir 0 atalım. 60 yapalım burayı. Virgülün sağında çünkü 2 basamak var. Bakın hepsi 1 tam. Şimdi bakıyorum. En küçük C olacak. Virgülün sağ tarafı 0,9. Virgülün sağ tarafı 60. Virgülün sağ tarafı 75. Bu sıralama doğru değil mi? Çünkü 75 60'dan büyüktür. O da 9'dan büyüktür. Yani bizim cevabımız C olacak. Tamam?
Devam ediyorum şimdi. Soru 8. 8. soruyla devam ediyoruz. Demiş ki burada da 8. soruda da paydası 10, 100, 1000 olan kesirler virgül kullanılarak yazılır. Yani ondalıklı kesir şeklinde yazılır. Tabloda kesirler ondalık gösterimleri eşleştirildiğinde bir tanesi açıkta kalıyormuş. Açıkta kalanı bulun demiş. Eşleştirelim hemen. Şöyle eşleştiriyorum kesirleri. Bakın önce bir yazalım. 0,18 değil mi? 0,18. Ben bunu 18 bölü 100 diye yazıyordum. Genişletelim bakalım hangisiyle denk olacak. Mesela 2 ile genişletelim. İki tarafı da 36 bölü 200. Var mı burada? Var. Bakın hangisiyle eşleşti? Şunla eşleşti. 36, 200. Birinciyi eledik. Şimdi ikinciye bakalım. 2 bölü 0,2. Nasıl yazacağım bunu? 2 bölü 10. 2'nin katı olan var mı? 45, 2'nin katı değil. 400. 400'ü yapmaya çalışalım. Neyle çarpmam gerekiyor 400'ü yapmak için? 200 ile. O zaman burayı da 200 ile çarpacağım ben. Çarptığımda 400 bölü 2000 oldu. Oluşturabildim mi ben bunu? Oluşturamadım. Şimdi bakalım 15'e, 0,15'e. 0,15'e baktığımda şöyle bunu 15 bölü 100 olarak yazarım. 15 neyin katı? 45'in de katı. 3 ile genişletelim. 45 bölü 300 oldu. Bunu da eşleştirdim mi ben? Şunu da şöyle. Bunu da 45'i de bununla eşleştirdim. 0,40'a bakalım şimdi. 0,40'ın değeri de 40 bölü 100 diye yazdım. 400 yapmam gerekiyormuş. 10'la genişlettim. 400 bölü 1000 oldu. Doğru mu? Bunun da eşini bulduk. O da bu. Yani boşta kalan neymiş? 0,2'ymiş. Şöyle. Cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Soru 9'a bakıyorum şimdi. Soru 9. Bakın 9. soru. Bir mantık sorusu. Çok uzun ama çok da kolay bir soru. Cevaplayalım bakın. Okuduğunuzda anlayacaksınız. Diyor ki. Yukarıda ABC harflerini yani A'dan Z'ye kadar hepsine sayı vermiş. 1, 2, 3, 4, 5 diye harfleri yazmış. Sayıları da yazmış. Diyor ki kelimedeki harfler diyor tek sıralardaki numaraya denk gelirse diyor o numarayı diyor aynen al. Kendisi gibi al. Mesela F'yi mi seçtin? 7 numara, 7 tek bir sayı 7'yi 7 olarak yaz diyor. Eğer diyor çift sıraya denk gelirse diyor iki katını al diyor. Kaçı seçtik diyelim ki i harfini seçtik. 12 mi? 12 çift bir sayı. O zaman ben onu iki katını alıp 24 olarak yazacağım. Şimdi bakalım sorumuza. Sorumuz kalem kelimesi. Kalem kelimesini numaralarını bir yazalım şuraya. Kodlanmış bir şekilde. Kalem. K harfi. Kaç numarada K harfi? 14. K14'te 14 çift bir sayı iki katını alıp yazacağım. A harfi 1'de bakıyorum. Bir tek bir sayı sadece 1 olarak yazacağım. L harfi kaçta? 15'te. O da tek bir sayı 15 olarak yazacağım. Kalem. E harfindeyiz. E harfi 6. 6 çift bir sayı 2 katına alacağım. Kalem. M harfi. M'ye bakıyorum. 16'da. 16'da çift bir sayı 2 katına alacağım. Şimdi bunların sonuçlarını yazalım. 14 çarpı 2 28. Bu zaten kendisi olarak kaldı. 15'te değişmeyecek. 6 çarpı 2 12.
16 çarpı 2 32. Şimdi bu sayıyı yan yana yazacağım. K'dan başlayarak 28'i yazdım. 1 var, 1'i yazdım. 15'i aynen yazdım şunu. 12'yi aynen yazıyorum yanına. 32'yi de yazıyorum. Bakın böyle bir sayı oluştu. Şimdi bunu okuyalım. Okurken 3-3 ayırıyorduk değil mi normal? Şöyle 3-3 ayırdım. Milyonlar, milyonlar, binler. 281 milyon 151 bin 232. Birler bölüğü. Hangi sayıymış o? 281 milyon 152 bin 232. Bizim cevabımız Ceyhan olacak. Devam ediyorum. Soru 10. 10. soruda şöyle diyor. Diyor ki havuzlardan su almamız gerekiyormuş. Birinci havuzun diyor. Şöyle unutmamak için yazalım. Birinci havuzun %24'ünü alacağım. İkinci havuzunda ne kadarını almam gerekiyormuş? İkinci havuzunda %15'ini alıp üçüncü havuzda birleştiriyoruz bunları. Bakalım kaç olacak? Şöyle, birinci havuz 250 litre. İkinci havuzumuz bizim kaç litre? O da ikinci havuzumuz 320 litre. Üçüncü havuzumuz da bizim 300 litre olacak. Şimdi başlayalım, alalım. Yüzdelik nasıl alıyorduk? Birinci havuz ne kadar? 250 litre, öyle değil mi? Şu %24'ü 24 bölü 100 olarak yazıyordum ben. Kesir değerini alma, alttakine böl, üsttekiyle çarp, değil mi? Bir sayının 24 bölü 100'ünü alırken öyle yapıyorduk. Alttakine bölüyorduk, üsttekiyle çarpıyorduk. Yüzdeliği de bu şekilde yazıyorduk. Şimdi bölüp çarpalım. 250 100'e tam bölünmüyor. O zaman önce 24 ile çarpalım. 250 çarpı 24. Çarpıyorum. Şurası 0. 4 kere 5 20. Elde 2 var. 2 kere 4 8. 2 de elde vardı 10. Burası 0. 2 kere 5 10. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. Topluyorum şimdi. Şöyle. Kaç yaptı? 6000 mi yaptı? Şimdi 100'e bölelim. 6000'i bölüyorum 100'e. Şöyle kolay yoldan bölme. 60. Yani birinci havuzun 60 litresi 3'e akacakmış. Şimdi 2'ye bakalım. İkinci havuz 320 litre. 320 litrenin %15'ini alacağım. Alttaki sayıya böl, üsttekiyle çarp. 100'e tam bölünmüyor. 15 ile çarpalım. 320'yi 15 ile çarpıyorum. 0, 2 kere 5, 10, elde 1 var. 3 kere 5, 15, 1 de elde 16. Burası 0, 2, burası da 3. Topluyorum şimdi. 8, 4800. 4800'ü şimdi 100'e bölüyorum. Kısa yoldan bölme. 0, 2 0 yukarıdan, 2 0 aşağıdan götürdüm. Ne kadar yaptı? 48 litre. İkinci havuzunda 48 litresi akacak 3'e. Toplamda 60 ile 48'i toplasam 3. havuza 108 litre mi akmış olacak? Evet. Diyor ki bizim sorumuzda 3. havuzun yüzde kaçı doludur diyor. 108 litresi dolu. Normalde havuzun tamamı 300 litre. 300 litrenin 108'i dolu mu? Bu şekilde değil mi? 300 havuzun tamamı. Dolu olan kısım ne kadar? 108'i dolu. Bana diyor ki yüzde kaçı doludur diyor. Şimdi bakın bunu yüzdelik yapmak için, çevirmek için yüzdeliğe paydayı 100 yapmam gerekiyor benim değil mi? Burada 300 var. O zaman sadeleştirelim. Her iki tarafı da 3'e bölsem ben. Şöyle olmaz mı?
burası 100 olur. Yukarı kısım kaç olur? Böldüğüm zaman 36 mı olur? Yani 300'lük hacimde 108 doluysa eğer, 100'lük hacmi olsaydı bu 3. havuzun 36 dolmuş olacaktı. Bu durumda cevabımız Adana oluyor. Devam ediyorum. Soru 11 ile 11. sorumuz da kesirlerde toplama, ondalıklarda toplama. Bakalım şimdi. Şu şekilde yapacağız. Ondalık sayıları toplarken demiş ki bize soruda, alttaki iki tane dikdörtgen, yani ortak olan şu üçüncüye toplamları eşittir diyor. Şöyle gidiyoruz daha doğrusu. Bununla bunun toplamı bunu veriyor. Bununla bunun toplamı bunu veriyor. En son şu ikisinin toplamı bunu verecek. Toplayalım. Şurayı bilmiyorum. Burayı bulmam gerekiyor benim. Bulalım burayı. Nasıl bulacağız? 15,6 verilmiş. 15,6'dan 10,87'yi çıkaralım. Nasıl çıkarıyorduk? Boşlukları sıfırla tamamlıyordum ben. Virgül yokmuş gibi normal çıkarma işlemi yapıyoruz. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 5 kaldı. 15'ten 8 çıktı. 7. Burada 4 kaldı. Şöyle. Virgülü de aynı hizada indirdim. Burası da 0. Demek ki bu boşluk olan kısım 4,73. Burası 4,73 olacak. Şöyle. Şimdi devam ediyorum. İkisinin toplamı yukarıya eşit. 4,73 ile 6,7. Boşlukları sıfırla tamamlıyorum. İkisinin toplamı yukarıdaki dikdörtgen. 14 elde 1 var. 11. 11,43. O da şuranın değeri. 11,43 buranın değeri. Şimdi yukarıyı bulacağım. Bu ikisini topluyorum. 15,6. 11,43. Boşlukları sıfırla tamamladım. Elde 1 var. 6, 1 de elde 7. Burası 2. 27,3. Benim en tepedeki değerimdir diyeceğim. Yani bizim cevabımız Adana olacak. Devam ediyorum. Soru 12. Soru 12'de de şöyle demiş. Diyor ki 12. örnekte, yaman bir kelimede yer alan hece sayısını tam kısım, harf kısmını da kesir kısmı olarak kabul ediyor diyor. Şimdi bakın şunun gibi örnek vermiş, matematik. Matematiği heceliyoruz. Ma, te, şöyle tek tek heceliyorum. Ma, te, ma, tik. Kaç hece oldu? 4 tane mi oldu? Bu 4 tane heceyi tam kısım olarak yazacağım. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harfi de ondalık olarak yazacağım. Şu şekilde. İstanbul'u şimdi heceleyelim. Kaç heceli İstanbul? Şöyle hece kısmı İstanbul. Burası 3 heceli. 3 virgül dedim. Hece tam kısım. Kaç harfli? Sayalım İstanbul'un harflerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 harfli. 3,8 İstanbul'un değeri. Havaalanına bakalım şimdi. Havalimanı. 5 tane hecemiz var bizim. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5,10. Şimdi topluyorum ikisini. 8'in yanına bir sıfır attım, 2 basamak olduğu için. Burası da 9 yaptı. 8,90. Şu sıfır yazılsa da olur, yazılmasa da olur. O zaman 8,9 benim cevabım olacak. Soru 11 ile devam ediyor. 13 ile devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda Ferit'in bir sınavda boş bıraktığı soru sayısı, doğru ve yanlışını vermiş. Yüzde kaçını doğru cevaplamıştır diyor. Bakın biraz önce yaptığım havuz sorusunda olduğu gibi. Şöyle yapacağım. Soruların tamamını aşağıya yazıyorum. Benden isteneni de yukarıya yazıyorum. İstenilen.
Ne istemiş? Doğruların yüzdesini bulun demiş. O zaman doğru sayısını yukarı yazıyorum. 35. Soruların tamamı kaç tane? 35 doğru. 10 yanlış. 45 yaptı. 5 de buradan geldi. Boşu var. 50. 50'si de soruların tamamı. Şimdi 50 soruda 35'i doğru. Peki yüzde kaçıdır dediğimde paydayı 100 yapmaya çalışıyorum. 2 ile genişlettim. Yüzde 70'i doğrudur diyeceğim. Cevabım Denizli. Devam ediyorum. Soru 14. Son sorumuz. Çok basit bir soru bu. Geometrik çizimlerden hangisi AB sembolüyle gösterilir diyor bakın. Eğer AB'nin etrafında köşeli parantez varsa nedir bu? İki tarafın da kapalı olduğunu gösterir, kısıtlı olduğunu. Şurada olduğu gibi bakın. AB'nin iki tarafı da kapalı, uzamıyor yani. Sınırlı demektir bu. O yüzden bu bir doğru parçasıdır diyeceğim. Yani bizim cevabımız Bursa olacak.